Başak Gümülcinelioğlu. Güzel oyuncu 22 Ekim 1991 tarihinde Almanya'da doğdu. Terazi burcu olan Başak Gümülcinelioğlu, boyu 1.65'tir ve kilosu 49'dur. Orta öğretim eğitimini İstanbul Bahçeli Evler Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Sıcakkanlı olan oyuncu çevresindeki kişilerle hemen iletişime geçebilen, arkadaş canlısı bir insanmış. Güzel oyuncu için, beste yapabilen, şarkı söyleyebilen, dans edebilen, oyunculuk yapabilen yani beş parmağında beş marifet diyebiliriz kendisi için. Bu kadar çok marifeti olunca bunlardan en çok hangisini tercih edersiniz dendiğinde, ne müzik oyunculuğa, ne oyunculuk müziğe tercih edilebilecek bir şey değilmiş onun için. Kendisini heyecanlı ve tutkulu bir insan olarak tanımlıyor, disiplini yurt dışındaki eğitim hayatında öğrendiğini söyleyen oyuncu bu özelliğin zamanla kendisine çok olumlu dönüşleri olmuş. Yurt dışında yaşadığı yıllar, ülkesini, ülkesinin insanlarını çok özlemiş, bir daha kolay kolay yurt dışında yaşamayı düşünmüyormuş. Yurt dışında müzikal tiyatro eğitimi aldıktan sonra ülkesine dönüp Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı, ardından mimarlık üzerine yüksek lisans yaptı, Müjdat Gezen'de aktör stüdyoda eğitim gördü. Çevresinin onun için yerinde duramayan çok enerjik bir insan olduğunu söyleyen oyuncunun annesi onun için 10 aylıkken konuşmaya başladığını söylermiş. Güzel oyuncu için dünyadaki en güzel ve değerli şeymiş. Çok duygusal olan oyuncu, duygularını doya doya yaşarmış. Eski bir sporcu olduğunu söyleyen oyuncu, dizi setlerinden fırsat buldukça, dans ve dans üzerine ders alan oyuncu salon sporları yerine zaman zaman yoga, meditasyon yaptığını söylüyor, yediklerine dikkat ettiğini söyleyen oyuncu, fast food tarzı ağır ve sağlıksız yemekler yerine daha doğal beslendiğini, tuz ve yağı hayatından çıkardığını söyleyen oyuncu sık sık yemek yermiş ama porsiyonları küçükmüş, makyajı özel hayatında kullanmadığını belirten oyuncu set dışı doğal makyajsız olarak yaşamını sürdürüyormuş. Oyunculuk alanındaki kariyerine ilk kez tiyatro ile başlayan güzel oyuncu, Hababam Sınıfı ve Anne gibi önemli müzikallerde yer almıştır. 2017 yılında ise Barut Fıçısı isimli tiyatro oyunu ile sahneye çıkmış ve bu dönemde ayrıca çeviri de yapmaya başlamıştır. Televizyon oyunculuğuna ilk kez 2018 yılında 8. Gün isimli televizyon dizisi ile başlayan başarılı oyuncu, Erkenci Kuş isimli dizideki Deniz karakteriyle de büyük bir ün edinmeyi başarmıştır. 2020-2021 yıllarında Sen Çal Kapımı dizisinde Pırıl Baytekin karakterine hayat verdi. 2021 yılında Yargı dizisinde Hakim Neva Seçkin karakterini canlandırdı. Bu bölümünde sonuna geldik. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz.